Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, Türk ve Avrupa futbolunun sinyörü Can Bartu'yu kaybettik. Can Bartu hem basketbolda hem futbolda ülkemizi temsil etmiş bir sporcu. Can Bartu'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, Fenerbahçe camiasına da sabırlar diliyorum. Yine dün ben basın toplantısı yaptıktan sonra Fransa 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etti. Bu tabii kabul edilebilir bir husus değildir. Tarihçilerin karar vermesi gereken, yine Fransa'daki hukuk camiasının da benim bu söylediğim görüşü paylaştığı bir ortamda Fransa'nın Cumhurbaşkanı'nın hukuku bir yana iterek böyle bir girişimde bulunmasını kınıyoruz. Değerli basın mensupları, 3 Nisan'da Dolmabahçe'de düğmesine basılan seçimleri çalma operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. İktidar partisinin Büyükçekmece'de seçimlerin iptalini istemesiyle başlayan kumpas, devletin mülkiye müfettişleri ve polislerine toplatılan malzemelerle, tutanaklarla ete kemiğe büründürülmeye çalışılıyor. Büyükçekmece'den gelen son haberlere göre, toplayamıyorsanız yeterli sayıda delili, delil üretin denmiş. Yani masa başında tutanak üreteceklermiş. Hedef ne? Hedef Büyükçekmece'de kesinleşmiş seçmen listelerini kullanarak İstanbul'da seçimleri iptal ettirmek. Seçmen listeleri kanuna göre seçimden önce askıya çıkmış. İtiraz süreci sonunda da Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesinleştirilmiştir. YSK tüm partilere ve vatandaşlara seçime geçmeden önce bu listelere bir itirazınız var mıdır, yok mudur diye sormuştur. Kimseden itiraz gelmeyince de nikahı kıymıştır. İktidarın ayrıca kesinleşmiş sandık kurulları üzerinden de yeni bir İstanbul itirazına hazırlandığını basında görüyoruz. Burada da devlet memurları kullanılıyormuş. Yine hatırlatıyorum, YSK sandık kurullarında da milletimize dönmüş, partilere dönmüş, sandık kurullarına itirazı olan var mı yok mu diye sormuştur. Burada da yapılacak olan itirazlar artık yasal değildir. Tekrar ediyorum, nikahtan sonra yapılacak olan itirazlar oyun bozanlıktır, mızıkçılıktır. Değerli basın mensupları, dikkatlerinizi çekmek istediğim burada çok önemli bir husus daha var. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimine göre süreç 1 Ocak'ta başlamış. 31 Mart'ta da bitmiştir. İktidarın memurlarının kumpas dosyasına koydukları usulsüzlükleri 3 ayda tespit edememişken 5-6 günde bunları nasıl tespit edebildiği de önemli bir husustur. Bir hafta, 3 ayda bulamamışsın, bir haftadan az bir sürede bu usulsüzlükleri tespit ediyorsun. Daha önce söyledim, bir daha tekrarlıyorum. Anlaşılan birilerinin seçimi çalmak için daha önce döşediği mayınlar o gün elde kalınca bugün kumpas malzemesi olarak kullanılmak istenmektedir. Unutulmasın. Seçimlerde hileyi elinde güç olanlar yapar. Tekrar ediyorum. Nikahtan önce yapılmayan itirazın nikahtan sonra yapılması hukuksuzluktur. Nikah ancak karı eşlerden biri bozar. YSK'nın geçmiş kararları ve hukuk ortadadır. Yüksek Seçim Kurulu'nun 2014'te aldığı Iğdır kararı tam da bunu söylemektedir. Kesinleşmiş seçmen kütüklerindeki yolsuzluklara dayanarak
seçimin iptali istenemez denmektedir. Karar burada. Çok açık. 2014 yılında alınan karar. Buna rağmen Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne gelen bu kumpas dosyasını görüşmeyi olağan dışı bir biçimde sürekli olarak ertelemesi soru işaretlerine neden olmaktadır. Tedirginlik yaratmaktadır. YSK üzerinde iktidarın çok ciddi bir baskısı olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim iktidarın saltanat kayığı olan yandaş gazetelerde Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin boy boy resimleri teşhir edilmiştir. Ben bu medyayı uyarıyorum. En son bu iş yapıldığında Danıştay'da kan dökülmüştür. Bu yayınlarla kimler hedef tahtasına oturtulmak istenmektedir? Bu ne kepazeliktir? Biz bu tehditlerin şerefli Türk yargıçlarına etki yapmayacağına, onları korkutmayacağına inanmak istiyoruz. İktidarın devlet görevlilerine kağıt ürettirip sandıktan çıkan sonucu itibarsızlaştırarak İstanbul'da kaybettiği seçimleri masa başında iptal ettirme çalma operasyonuna hiçbir şekilde izin verilmemelidir. Hakimlerin ve hukukun güvencesi altında yapılan seçimlerin sonuçlarının kumpasla çalınmasına hukukun izin vermeyeceğini, yargıçların izin vermeyeceğine inanmak istiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde Türk demokrasisi ve hukuk devleti açısından tarihi bir sorumluluk vardır. Şunu hatırlatmak isterim. Bu itiraz ve ertelemelerle Türkiye çok kıymetli bir vakti kaybetmektedir. Bu vakit kaybının bedelini hep birlikte ödüyoruz. İstanbul seçimlerinin yılan hikayesine dönmesi, ekonomisi durgunluğa giren, yurttaşları pahalılık ve işsizlikle boğuşan, ülkemizde ihtiyaç duyulan ciddi bir ekonomik programın açıklanmasının da ertelenmesine neden olmaktadır. Dün değil, evveli gün açıklanan bir program falan değildir. Diğer taraftan, Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları nedeniyle yurt dışında bulunan heyetlerin yatırımcılarla yapacakları görüşmelerde anlatacakları hususlar itibar görmeyecektir. Çünkü onlar şu an itibariyle seçimle gelenin seçimle gidip gitmeyeceği konusunda kuşku olan, hukuk devletinin önemli ölçüde yıprandığı bir ülkenin temsilcileridir. Bu nedenle de anlatacakları hikayeler yatırımcılara gereken güveni vermekten çok uzak olacaktır. Bunun sonucu ise milletimizin tenceresinin ve cebinin daha da boşalması olacaktır. Dolayısıyla İstanbul seçimleri sadece demokrasi ve hukuk devleti açısından önemli değildir. İstanbul kararı vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, torunlarımızın aşını, işini ve geleceğini de etkileyecektir. Zaten piyasalardaki tedirginlik de yavaş yavaş göze batmaya başlamıştır. Değerli basın mensupları, mesele artık İmamoğlu veya Cumhuriyet Halk Partisi meselesi, Millet İttifakı meselesi olmaktan çıkmıştır. Türkiye seçimle gelenlerin seçimle gittiği bir demokrasi midir? Yoksa koltuğa oturanın bir daha kalkmadığı totaliter bir rejim midir? Yüksek Seçim Kurulu yargıçları şimdi bunun kararını vereceklerdir. Tekrar ediyorum. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte sorumluluk sahibi olan herkes tarihe nasıl geçmek istiyorsa öyle davranmalıdır. Teşekkür ediyorum.